çok alttan bu sefer konuşuyorum. Böyle iyi bence. Ay çok heyecanlıyım. Açılışı yapayım. Ay çok heyecanlıyım. Tamam, başlıyorum. Aloha. Yepyeni bir vlogla karşınızdayım arkadaşlar ve ben şu an çok heyecanlıyım. Çünkü yarın yola çıkacağım ve Hırvatistan'a gidiyorum. Bir eğitim için gidiyorum. Access alanında ama ne eğitimi derseniz Dane Heron, hani Doktor Dane Heron. Zaten hani Access nedir, Access Bars nedir ondan bahsettiğim bir video çekmiştim. İlgilenenler ya da merak edenler hani onu izleyebilirler. Şimdi ne olduğundan bahsetmeyeyim ama Dane Heron kurucu ortağı biliyorsunuz. Onun bir eğitimi var. Yani bu Energetic Synthesis of Being diye bir eğitim vardı. Ben bunu online almıştım aylar önce Brezilya'dan. Yarın gideceğim eğitimde 4 günlük bir eğitim ve onun bir üstü. Yani Synthesis of Being diye geçen bir eğitim. Bu arada hani merak edenleriniz varsa ben hani bu videoyu izliyor olsam merak ederdim. Hani böyle ben belli bir yere mi varmak istiyorum ve oraya varmak için bu eğitimler zorunlu mu diye soruyorsanız tamamen ben kendi seçimim olduğu için gidiyorum. Hani kendime katkı olsun ve sonrasında da zaten seanslar veriyorum. Danışanlarım var. Hani Access Bars ve beden prosesleri seansları zaten veriyorum ama bu alanda da hani Energetic Synthesis of Being ya da SOP diye geçiyor kısaca. Hani o alanda da böyle yavaştan eğer ki seçersem bu eğitimden sonra seanslar veririm. Yani tamamen kendim için, önce kendime sonra da sizlere, hani seans verdiğim insanlara ve bu video zaten vloglar, videolar vasıtasıyla sizlere de katkı olması vesilesiyle mi diyeyim? Olması için gidiyorum. Bu böyle. Normalde ben hep hani biliyorsunuz böyle vloglarda falan bahsediyorum. Hani beden prosesleri sınıfına gitmiştim. Avşa Adası'na ya da İsviçre'ye. Onlar hep 3 günlük oluyor. Ama bu Synthesis of Being eğitimi 4 günlük arkadaşlar. 10, 11, 12 ve 13 Kasım'da olacak. 9.30'da başlıyor. Herhalde akşam yani 5'e 6'ya kadar sürer diye düşünüyorum. Gerçi Dane bir eğitimde hani ara vermemişti. Normalde 2 saat ara oluyor. Hani sabah 9'dan ya da 9.30'dan 12.30'a kadar oluyor. Sonra bir 2 saatlik ara olup yine devam ediyoruz. Ama her eğitim farklı. Dolayısıyla onu bilemiyorum nasıl gelişecek. Ben Zagreb'e uçuyorum. Zagreb'den de 2,5 saat ya bir shuttle'la ya bir otobüsle ya da taksi çok pahalı olmazsa onun da bir fiyatını soracağım. Hani bir şekilde Opatja'ya gideceğim. Çünkü eğitim Opatja bölgesinde olacak. Umarım keyifle izleyeceğiniz bir vlog olur. Öyleyse ben yarın Abbas yolcu ve evet çok heyecanlıyım yani. Çok güzel geçeceğini de düşünüyorum. Zaten Dane'in enerjisi bambaşka ve bu arada hani Türkiye'de olmayan böyle birçok eğitime de artık katıldığım için genelde eğitimlerde de hani daha önceden tanıştığım birçok insanı da görüyorum. Bu arada size söyledim mi, konudan alakasız ama hani yani yeri gelmediği için söylememiş olabilirim. İtalyanca dersine başladım. O da beni çok mutlu ediyor. Böyle yavaştan, çünkü birkaç İtalyan da var bu Access eğitimleri sayesinde tanıştım. Onlarla belki biraz İtalyanca pratik yapma şansım da olur. Bakalım böyle. Umarım her biriniz çok çok iyisinizdir. Gerçekten çok mutlu, huzurlu, neşe dolu hissediyorsunuzdur diyeyim. Ve tekrardan keyifli seyirler. Şimdi çıkıyorum. Bugün 7 uçağıyla gideceğim. Galiba size onu dün söylememiştim de onu da söyleyeyim dedim. Şu an 2,5 saat. Yani 2,5-3'e geliyor işte. 4 gibi orada olmayı planlıyorum. Havaalanından öyle belki biraz çekerim bir şeyler ama Opatja'ya, daha doğrusu Zagreb'e indiğimde sanırım 2 saat fark var arada. Çünkü uçuş 2 saat ve 7'de oradayım. Dolayısıyla hani 7'de uçup 7'ye 10 geçe iniyorum ama oradan 2,5 saat Opatja'ya gideceğim. İşte servis ya da shuttle ya da otobüs ya da taksi ayarlayacağım. Herhalde benim otele yerleşmem 10.30, 11, 12'yi bulur. Artık bakalım kamerayı nerede açacağım. Nasıl olacak ama odaya yerleşmeden odayı muhakkak size gösteririm. Bir de zaten hani bu 4-5 gün boyunca ben gezdikçe sizi de yanıma alırım. Öyle onu da bir söyleyeyim dedim hazır aklımdayken. Ben kaçar deyince de bakma şey geliyor ya. Behlül aşkı memnun.
1 saat 50 dakika sürdü. Yeni geldim. Şimdi sağımda solumda insanlar var ama sanırım Türkçe konuştuğumu hiç kimse anlamayacak. Ben size biraz bir anlatayım neler oldu. Saat 9'a geliyor. Ben indim ve normalde havaalanından direkt shuttle'la gideceğimi düşünüyordum. Hani 2,5 saat sürecek ve ben kolayca shuttle bulup gideceğim diye düşünüyordum. Ama shuttle yoktu öncelikle. Ben de ne yaptım? Bu arada aşırı susuzum ve ışık berbat. O yüzden çok konuşmayacağım. Zagreb otogarına geldim. Buradan gidecektim. Çünkü öyle söylediler. Hani bilgi alabileceğim yer havaalanındaki öyle dedi. Sonra burada da bana dediler ki en erken otobüs benim gitmek istediğim yere 6'yı çeyrek geçe. Zaten sabah 7.30'da başlıyor kayıtlar. Dolayısıyla eve bekleyemem bu halde yani görüyorsunuz. Neyse şimdi oranın yakınlarındaki bir şehre gideceğim. Oradan da artık çok yakınmış. Rijeka diye bir yere gideceğim. Yani buradan taksiyle gitmeye kalksam 200 küsur euro, 15 euro civarı otobüs biletini ödedim. Onu da 45 dakika bekleyeceğim bu arada. Rijeka'dan da otobüs geçiyor. Rijeka'dan da 15 euro kadar tutuyor. Opatya'ya gideceğim. Öyle yani bakalım ama 11-12'yi bulacak oraya gitmem. Yani rahat 12'yi bulur. Böyle bakalım. Saat 12 oldu. Ölmüş vaziyetteyim ama size bir odayı yerleşmeden göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şuradan giriyorsunuz şöyle. Sonra girer girmez zaten sağ tarafta banyo var. Bence çok güzel banyo. Bayıldım ben. Sonra banyodan çıkınca zaten direkt şöyle salon. Ay çok seviyorum böyle çalışma yerlerini bu arada ben. Çok severim. Ay yatakta. Double bed. Harika. Saat 8.34. Ve. Şimdi gideceğim. Çıktım otelden. Yağmur yağıyor. Havaya bakar mısınız? Saat 8.30'da bu kadar kapalı olur mu? Sizi biraz gezdireceğim. Bayağı büyük bir event bu. Etkinlik. Şurada çeviri kabinleri var. Bakın her dilde. Ben şu kitabı aldım bu arada. Hatta yanımda okuyacağım. Sizinle de paylaşırım. Şu kitap da çok iyiymiş. Bir balığa ağaca tırmanmayı öğretebilir misin diye. Daha okumadım ben. Şunu da alacağım. Bunu alırım büyük ihtimalle. Hi. How are you? I know you. I know you as well. Yeah. Hello, hello. Burada isimlerimiz yazıyor bu arada. Şöyle benimki de var. Size bir göstereyim diye çıktım. Hi again. Tabii her eğitim farklı. Burada da eğer çeviri isterseniz çeviri için hani bunlardan alabiliyorsunuz. Ben İngilizce olacak çeviri istemiyorum. O yüzden almayacağım.
yeni geldi. Ay, aloha diyeyim öncelikle. Şimdi bu arada ben neredeyim? Otele geldim. Dün akşam indim. Bugün ertesi gün, yani çarşamba günü, işte dün sizinle konuştuğumuzda günlerden çarşambaydı. Bugün perşembe günündeyiz arkadaşlar. Dün gece çok geç saatte geldim. Bir dakika, buna girmeden bir neredeyim deyip onu açık bıraktım. Şimdi odama geldim. Anlatacağım size birazdan. Şöyle bir odanın, dün size zaten odayı gösterdim. Biliyorsunuz odayı. Balkonu var. Balkonu açtım. Biraz temiz hava girsin diye. Şurada oturacaktım aslında ama hani ses gelir diye tam çıkmayayım dedim. Dün geldim zaten. Bin bir zorluklarla geldiğimi biliyorsunuz. Yok, şöyle yapayım, biraz kapatayım. Yani çok geçti saat vardığımda. Normalde ben hani 7'de bindim, 7'de indim ama hani 1-2 saat, yok 2,5 saat sürüyor ama 10 gibi en geç dedim. Hani otelde olurum diye düşünmüştüm. İşte shuttle yoktu, o yoktu, bu yoktu. Hani dün de sizinle paylaştım. Bir şekilde gelmem 12 çeyrek geçe falandı ama odaya yerleşmem. Bir de ben hani odaya gelince, bir otele gittiğimde falan. Bu arada ses, kapatsam mı kapıyı, ama duyuyorsunuzdur diye düşünüyorum. Umarım bir sıkıntı olmaz, arabalar geçiyor. Ben otele geldiğimde ya da Airbnb'de de hani kalıyorsam genelde hep eşyalarımı bir an önce yerleştirmek isterim. Yoksa rahat edemem, uyuyamam hani saat kaç olursa olsun. Dolayısıyla böyle 1-1.30'da hani eşyaları yerleştirdim, cilt bakımı yaptım falan filan derken anca uyudum. Kaçtı hatta uyuduğumda, saat 2.30 falan da uyuduğumda ve 7.30'da kalktım ama çok iyi hissediyorum. Bugün Symphony of Possibilities eğitimindeyim zaten. İşte ilk günün ilk partisi bitti. Bu 4 günlük bir eğitim. Ondan da bahsetmiştim. Hani normalde hep 3 günlük oluyordu eğitimler ama her eğitim başka. Ben bu eğitime hiç gelmemiştim. Bunun da ön koşulu ESB, yani Energetic Synthesis of Being eğitimi. Ya bu arada hani ben size böyle bahsediyorum, İsimlerinden kafanız karışıyor olabilir. Kardelen, bir o eğitime gidiyorsun, bir bu eğitime gidiyorsun. Yani eğitimden eğitime koşturuyorsun falan diyebilirsiniz. Ben çok keyif alıyorum arkadaşlar. Bu benim seçimim. Bana çok iyi geliyor. Bana çok katkısı oluyor. Umarım siz de size iyi gelen, size gerçekten katkı sağlayan ve hayatınızı daha da harika bir şekilde ilerleten, sizin daha neşe dolu, umut dolu ya da neyi seçiyorsanız o olmanıza diyeyim, böyle vesile olan, katkısı olan şeyleri yapıyorsunuzdur. Bir 50 seans kadar yapacağım, yani pratik yapacağım. Bu Symphony of Possibilities seansları için geçerli. Ve işte burada bir, ne bileyim, 10 seans tamamlasak, hani bir ben seans veriyorum, bir ben alıyorum gibi düşünürsek, bir kişiye 3-4 seans da hediye edebilirim. Hani o kişiyle aramdaki iletişime, onun ne kadar aslında bunu seçtiğine de bağlı olarak, hani enerjiye bakarak. Ama hani şöyle bir 40-45 seans hediye edeceğim. O yüzden de hani bunu buradan da duyuruyorum. Dediğim gibi, bu vlog yayınlanana kadar o kadar seansı tamamlamamış olursam yorumlardan ya da Instagram'dan, Instagram'ımı da buraya koyayım, yazabilirsiniz. Ama gerçekten bunu seçiyorsanız yazın lütfen. Bu arada Access Bars ya da beden prosesleri seansı değil. Onları hani hediyelendirme yapmıyorum. Bu arada onlarla ilgili de hediyelendirme günü de yaparsam Instagram'dan yine duyururum. İlgilenenler için bunu söylüyorum. Eğer sorularınız varsa ya da kafanız karışıyorsa bu konularla ilgili de zaten hani yine yorumlara yazın. Şöyle bir hepsini toparlayan ya da sorularınızın yer aldığı bir videoyu çekerim ben. Böyle. Onun dışında 2 saatlik mola verildi bugün. Büyük ihtimalle hani yarın öbürsü gün, yani 3 gün daha böyle 2 saat hani yemek yememiz için mola verilecek. Ben dün geç geldiğim için otele pasaportumu hani vermemiştim. Bilgilerimi almadılar. Ödemeyi yapmadım. Onları halledeceğim. Onun dışında belki sizinle şöyle bir gezeriz. Yağmur yağıyordu. Şimdi de yağıyor sanırım. Gezeriz biraz ama hani buralarda öyle çok da uzaklaşamam. Artık ben nereye, siz oraya. Bu da böyle bir vlog olacak. Yani zaten bu vlogun konusu Hırvatistan'ı gezelim, görelim ya da ne bileyim Zagreb'i, Opatya'yı görelim olmayacak. Hep eğitimle geçeceği için. Ama ben yine de vlog çekeyim istedim. Aralarda da böyle çekebildiğim zaman nerelere gidiyorsam tabii ki de görüntüleri çekerim. Bir de benim buddy'm, ay ayağım ağrıdı. Yani eşleştiğim kişi Brezilyalı. Amanda diyeceğim de değildi adı. Ben isimlerde felaketim. Yüzleri çok iyi hatırlarım.
O da izin verirse onunla da sizi bir tanıştıracağım. Şöyle bir merhaba falan der o da. Bakayım ona da bir sorarım bugün yarın hani. Onunla da böyle bir kısa çekim yaparız, tanışmış olursunuz. Öyle. Şimdi kendime yiyecek bir şeyler arıyorum arkadaşlar. Bir yer arıyorum. Şöyle dolaşırken sizleri de gezdireyim. Otelin yakınlarındayım. Ay hala açım ama gratis gibi. Buranın Vipa diye bir marketleri var. Oraya geldim. Saat 5:30. Havaya bakın. Şimdi süpermarketteyim de arkadaşlar şunlar var ya, cider, bakın şöyle yazıyor. Bunlar Türkiye'de yok. Ben İngiltere'deyken çok severdim. Üçüncü günden günaydın. Saat 8:45 arkadaşlar. Bugün yağmur yok. Dünkü yağmurlu günden sonra. Bugün hava çok güzel. Birazdan eğitime gideceğim. Giyindim falan filan. Şimdi şöyle güzel ışıkta size biraz bilgi vereyim dedim. Yani eğitim zaten yoğun geçiyor. Hani biliyorsunuz ilk böyle dün 9'dan 12:30 1'e kadardı. Yok. 9:30'dan 1:30'a kadar falandı. Sonra 2 saat ara verdik. Sonra 5-5:30 falan gibi bitti. Ama o zaman da hava kapkaranlık oluyor. Hani sadece yemek yemek için bir şeyler aldım ve otele döndüm. Yani hani odamda takıldım falan filan. Zaten hani gece sadece hani akşam saatlerinde hani hava çok karardığı için bir şey yiyeceksem dışarılarda olurum. Ya da biriyle böyle bir hani gel oturalım falan dediysem hani otururum, onun dışında odamda olurum hani bu ilerleyen günlerde diye de düşünüyorum. Size şunu söyleyeceğim. Hani şimdi belki kahvaltıya bir uğrayayım mı diye düşündüm. Çünkü burada hani oda kahvaltı, yani oda artı kahvaltı. Anlatabiliyor muyum? Kahvaltıya dahil benim ödediğim ücret, öyle söyleyeyim. Kahvaltıya daha yok. Daha hala ayılamamışım. Ödediğim ücrete kahvaltı dahil şimdi oldu. Ama ben aç değilim. Belki bir kahve içerim, bakarım, belki otururum. Belki hani açık büfe olduğunu sanmıyorum ama öyleyse gösteririm size. Değilse gösteremeyebilirim. Bir uğrarım ama zaten hemen aşağı katta. Esas söyleyeceğim şey şu arkadaşlar. Şimdi bu Symphony of Possibilities. Aynen. SOP. Bunun eğitime ben daha önce katılmadığımı zaten söyledim. Biliyorsunuz hani normalde beden prosesleri sınıfında falan hani hep 3 gün boyunca bir body'niz, bir partneriniz olur. Onunla devam edersiniz demiştim ya. Hatta dün bir kadınla işte partner oldum. Hani hep onunla olursak size tanıştırırım diye. İşler öyle değilmiş. Dün başka biriyle partner oldum. Yani her session'da diyeyim böyle işte mesela bu sabah yine biriyle hani kendinize bir partner seçin diyorlar. Onunla eşleşiyoruz. Birbirimize işte seans veriyoruz. Hani ben de o kişiye veriyorum. O kişi de bana veriyor diyeyim. Neyse bir şekilde partner buluyoruz. Yani zaten 150-200 kişi var sanırım. Yani saymadım, sormadım ama bayağı kalabalık. Benim katıldığım en kalabalık eğitim bu. Hani bu kadar kalabalık olacağını da düşünmüyordum. Böyle. Bunun dışında da böyle bu akşam falan zaten çok önemli bir şey olmazsa ben yine hani sizlerle böyle konuşmam. Belki duruma göre bakarız ya. Eğer böyle sizi güncelleyeceğim bir durum olursa yine konuşuruz, haberleşiriz. O zaman keyifli seyirler.
Güneş yerinde, her şey yolunda diyebiliriz sanırım. Çok güzel bir gün. Ve güneş gözlüğümü unuttum. Bakın dünkü partnerim Andrea, sizi tanıştırmak istiyorum. Hani istiyordum ya. Brezilyalı çok tatlı kadın. Çok çok sevdim. Andrea. Andrea. Andrea ile sizi tanıştıracağım dedim. Tanıştırıyorum. Çok tatlı. Dün beraber seans aldık. I'm speaking in Turkish, but it's okay. It's okay. Ama dört gün body değiliz arkadaşlar. Çok çok tatlı bir gün. You can say whatever you want to say. Do you want to say something? Or fine. I am Brazilian. Hadi bakayım. Şimdi ikinci günün ilk partisi, ilk session'ı bitti arkadaşlar. Çok güzeldi. Böyle zaten hani ilk defa katıldığım bir eğitim ama genelde Access eğitimlerinde çok farklı bir boyuta geçiyorsunuz. Yani aklınız olumlu anlamda devreden çıkıyor. Böyle daha meditatif bir hale geliyorsunuz. Böyle sevgi, coşku, umut, neşe hissediyorsunuz. Öyle bir haldeyim ben de. Şimdi bir şeyler yiyeceğim. Ondan sonra da diğer parti başlıyor. Çikolatadan yapıyorlar galiba arkadaşlar. Çikolatadan yapıyorlar. Euro'yu deneyeceğim eğer kart ya da euro geçiyorsa. Çünkü kronum kalmadı. Duyuyor musunuz? Canlı mı? Canlı galiba ya. Çok güzel müzik sesi geliyor. Göremiyorum. Aa, şuradalar. Görüyor musunuz? Bakın. Hop. Well, it's born on a devotion. You get ready to go, can't go, don't you? Step on my news, make you.
Dördüncü günden günaydın. Aloha arkadaşlar. Saat şu an 8:45 ve biraz açıkçası kapıyı açtım. Hani dışarıdan da kuş sesleri falan geliyor. Beni duyabileceğinizi düşünüyorum. Saat şu an 8:45 civarı. Bugün hava düne göre biraz daha kapalı. Artık bugünümüz kaldı, bir de yarınımız kaldı. Yani bildiğiniz gibi 4 günlük bir eğitimdi. Bugün benim buradaki 4. günüm mü oluyor? Benim konuşamıyorum, daha yüklenmedi bana bu konuşma paketi. Benim 4. günüm, çarşambayı da sayıyorum çünkü, ama eğitimin 3. günü. Dolayısıyla bugün ve yarın var. Şimdiye kadar çok güzel gitti. Yani bilmiyorum, hissedebiliyor musunuz? Bence hissediyorsunuzdur. Hani kameradan algılıyorsunuzdur. Kapatayım mı şunu? Arabalar da geçiyor. Bir dakika, kapıyı kapatayım. Dışarıdan sesleri de duyun istiyorum arkadaşlar, ama böyle daha iyi galiba olacak. Yani çok çok iyi geçiyor. Gerçekten kelimeleri dökmekte aslında zorlanıyorum. Olay bu. Hani Kardelen, peki orada ne öğreniyorsun? Hani neden bu kadar etkileniyorsun? Ne oluyor ki falan diye soruyor olabilirsiniz. Çünkü ben de merak ederdim. Çok haklısınız. Ne öğreniyorum? Kendimin daha iyi versiyonu olmam mümkün mü? Ve blokaj yaratan ya da hayatımda belki karmaşa yaratan, belki beni dibe çeken, belki iyi hissettirmeyen ne varsa, onların yerine çok daha iyi bir şey koyabileceğimi görüyorum, biliyorum. Daha çok kendime güveniyorum, ama bu böyle kendime güveniyorum ben falan anlamında değil. Gerçekten kendime güveniyorum. Kaynakla bağlantı diyebilirim. Evde olma hissi. Bana çok iyi geliyor. Hani kelimelere dökerek bu kadar anlatabilirim. Bu eğitime gelerek çok doğru bir karar yaptım. Bana büyük katkısı oldu. Eminim zaten hani bu eğitim bittikten sonra da birkaç kişiye Instagram'dan da duyururum zaten. Takipte değilseniz takipte kalabilirsiniz. Şuralara bir yerleri bırakırım. Birkaç seans hediye de edeceğim. Hani biraz daha böyle pratik kazanmak için açıkçası. Hani çünkü danışmanlık verecek seviyeye gelmem için böyle bir 50 seans kadar yapmak istiyorum. Dane de zaten onu önerdi. O önerince zaten ben de tamam süper dedim. Böyle arkadaşlar, yani bugün de evet 4. gün. Şimdi size dışarıyı bir göstereyim bu arada. Güneş kremimi sürdüm. Şöyle hafif bir makyaj diyeceğim ama bayağı bakar mısınız? Şimdi kahvaltı edeceğim. Sonra güne başlayacağız. Yani eğitim, bakarım ne çekeceğim ne çekmeyeceğim, ama buralarda zaten hani dün çikolata festivaline gittim. Onu gördünüz. Sonra çok güzel bir yerde yemek yedim. Hatta bugün yine orada yemeği düşünüyorum. Dün çok güzel bir spagetti yedim. Ya spagetti de değil, tagliatelle miydi? Penne al pomodoro o basil. Ama spagetti galiba da, ondan daha bir tagliatelle oluyor galiba da. Neyse, muhteşemdi. Bugün de belki domates çorbası içerim. Öğlen 2 saat ara veriyoruz. Sonra dün Tuğba ile konuştuk. Size onu anlatmadım. Akşam burada, yani İstanbul'da CF olan, o da bir sürü eğitimlere katıldı. CF de Certified Facilitator demek. Daha önceden de zaten tabii ki tanışmıştık. Tanıyordum yani. Onunla bayağı böyle oturduk, biraz konuştuk. Hani yemeğe gideceğiz, gelmek ister misin dedi de ben toktum, yemeğe gitmedim. Böyle şeyler de oldu. Şimdi size dışarıyı göstereyim. Hava bugün dediğim gibi daha kapalı düne göre. Ondan sonra da başlayalım. Yani başlayalım derken ben kahvaltıya ineyim. Dünkü güneşi hatırlıyorsunuz. Dur. Bakın bakın da. Dünkü kahvaltının aynısı da. Şunlar var, size onları bir göstereceğim. Dün yoktu galiba diye düşünüyorum. Böyle sıcak. Bir de şu balı yeni gördüm. Bir de arkadaşlar şunlar var ya, özellikle ben buna bayıldım. Ay, bunu görürseniz alın benim için. Ben ödemesini yaparım size. Yani buradan alıp götüreceğim falan diye düşünüyorum yani. Çok bayıldım. Hazır böyle paketler. Şöyle de var. Bunları denemedim. Ben porridge çok seviyorum. Bunu direkt hani paketi açıyorsunuz. Şunu işte mesela. Ondan sonra döküyorsunuz ve burada da süt var zaten. Süt koyuyorsunuz. Çok güzel oluyor. Şu şekilde göstereyim. Can I? Is it okay?
Bugün Neda'yla bugün Neda'yla seans yapacağız arkadaşlar. Birazdan sizle tanıştırmak istedim. Çok tatlı. I'm saying you are very cute lady. What are you talking? You are so cute. I like your style as well. Thank you. And you are from? Turkey. Oh, I forgot yesterday. Yes, I'm dün konuşmuştuk aslında. Neyse, böyle tanıştırmak istedim. Size Dane'in bugünkü kostümünü göstermek istiyorum da. Çok komik, çok tatlı kostümleri oluyor. Yani. Bu da Sally olması lazım. Bakar mısınız üstüne arkadaşlar? Şimdi küçük bir ara verdik. Kahvemi içeceğim. Bir de size buraları göstereyim. Şimdi çıktık. Allah'ım çıktık. Ana tipine bakın. Ana da Brezilya'dan şeyde eğitimde tanıştık. Konuşabilirsem arkadaşlar sizi de tanıştıracağım. Şimdi yemeğe gidiyoruz. Böyle. Şu önde de Fabio. Do you wanna say hi? Hi. Fabio da Brezilyalı. It's a symphony. Hi, hi. Symphony. Andre, and what was your name again? Andre. Surama. Sunama. Surama. Surama. Ay, şimdi dün yemek yediğimiz yerde şimdi yine yemek yiyeceğiz. Ay, böyle. Şimdi orası doluydu, o yüzden orada yemiyoruz. Daha doğrusu yer yoktu. Şimdi başka bir yere gidiyoruz. Dün Fabio yemiş orada. You ate there yesterday. Yeah. So, şimdi yummy. Çok iyiydi diyor. Oraya gidiyoruz bakalım. Burada da şey dediler. 4-5 masa varmış bekleyen. Bakalım artık nasıl olacak. Yeah. Yani o yüzden bizi almadılar. Saat 5, 5'i çeyrek geçiyor ve havanın görüntüsüne bak. Benim burada oluşumun 5. gününden ve eğitimin de son yani 4. gününden günaydın. Oh, vallahi bugün artık son gün yani eğitimin son günü ve ben bu akşam normalde yarın 9.20 uçağıyla dönüyorum. Ama bugün hani 2,5 saat kadar uzaklıkta olduğu için burası havaalanına. Akşam havaalanının çok yakında bir otel, daha doğrusu böyle yani butik otel gibi, hani motel gibi böyle bir yer ayırttım, book ettim. Onda kalacağım ama onun içinde en geç buradan böyle 15 dakika uzaklıkta başka bir yer var, Rijeka diye. Oradan otobüs kalkıyor. 8.40 otobüsünü yakalamam lazım oradan. Aa arkadaşlar bu eğitim çok güzel. Dün de Kitty diye biriyle sözleştik işte bugün onunla seans yapalım diye. Şimdi zaten Daniel konuşuyor. Ondan sonra 1-2 saat o konuşuyor. Çok güzel, müthiş ötesi. Ondan sonra seans başlıyor. Bakalım. Neda'ya bakar mısınız? Çok tatlı ya. Şimdi merhaba diyeceğim. Şöyle bir çekeyim istedim. Ya, Dane'in kıyafetine bakın. Hi there.
responsibilities? Yeah. This is how I access it. Most access people are not actresses. Kitty ile sizi tanıştıracağım şimdi. Hi. Hello. Ben de sarıldım. Şimdi Dane'e sarılma sırası. Ya çok tatlı bir adam ya. Şey olarak sadece söylemiyorum, hani insan olarak eğitimi de çok iyi. Yani insan olarak da çok... Ay çok başka yani. Bana çok katkısı oldu arkadaşlar. Gerçekten. Hem Access, hem Dane, hem Gary. Herkes yani. Eğitim aldım herkesin. Eğitim bitti arkadaşlar. Saat 1.30, 2. Yok 2 değil daha, 1.30. Neyse eğitim bitti. Benim bavul yapmam lazım. 8.40'da otobüsüm var. Şimdi biraz Tuğba ile oturacağız. Ondan sonra bavulumu yaparım zaten. Ondan sonra zaman kalırsa belki biraz dolaşırız, bakarız. Evet, odaya veda edeceğim arkadaşlar. Ediyorum yani. 4 gece ağırladı beni. Bu gece Zagreb havaalanının yakınlarında bir otelde kalacağım. Unutmazsam çekerim o odayı da size, ama gecenin bir körü 12, 1 gibi falan herhalde odada olurum. Zaten 6.30 gibi de havaalanında olacağım. Böyle bakın, her şeyim burada. Şu sise bakar mısınız? Saat 6.20 geçiyor. Havaalanına geldim. Dört saatlik uykuyla ben gerçekten. Neyse, güzel bir yolculuk yapalım, dönelim artık. Kapanışı yapmaya geldim. Umarım keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur arkadaşlar. Ben dün geldim. Yani çok geç değildi zaten. Sabah uçağıyla döndüm. 9.20 uçağı. Oradan hani buranın işte saatiyle 11.20 oluyor. 2 gibi falan indim. Ama bir yere uğradım, eve geldim falan filan derken bayağı yorulmuştum. O yüzden ertesi gün, yani bugün kapanışı yapayım istedim. Dediğim gibi umarım keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Onun dışında da kocaman mahalo demek istiyorum. İyi ki varsınız. Eğitim bana çok iyi geldi. Eğitimle ilgili zaten hani vlogda da böyle birkaç yerde söyledim ama yine söyleyeyim. Sorularınız olursa tabii ki de hani bunu bir videoda toplamayı aslında tercih ediyorum ama siz yorumlara bırakın. Ben belki hani genel böyle bütün soruları alırsam bir video çekerim ilerleyen günlerde. Belli olmaz. O yüzden merak ettikleriniz varsa oradan sorabilirsiniz. Ya da Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Instagram'dan da takipte değilseniz şuraya ya da buraya bir yerlere Instagram'ı bırakıyorum. Oradan takipte kalabilirsiniz. Bu videoyu ve beni sevdiyseniz de beğenmeyi ve abone olmayı, desteklemek isterseniz, katkıda bulunmak isterseniz de çok sevinirim. Abone olmayı unutmazsanız ve aynı zamanda dilerseniz, seçerseniz bildirim zilini de açabilirsiniz diyorum. Haftaya bambaşka bir videoda, belki vlogda, belli olmaz yani. Benim zaten kanalda artık biliyorsunuz çeşit çeşit videolar var. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Bu arada şunu da, Tuğçe diye bir kız çok tatlı yani. Ya podcastlerden ya da YouTube'dan beni ilk işte keşfetmiş. Sonrasında Instagram'dan bana ulaştı. Bir hediye yollamak istedi. Çok tatlı hediye yapmıştı. Hediye yollamıştı. Onlara da bayıldım. Bileklik. Hatta bir tanesi de şu. Şöyle göstereyim. Bunu kendisi ördü. Şu pembe ilk bileklik var ya. Netliyor mu? Netlesin, göstereceğim. Pembeyi arkadaşlar o örmüştü. Sonra ben bayıldım. Bir sitesine baktım. Sitesine bakınca da zaten bu Fimo hamurundan olması lazım. Şu bileklikten istedim. Bunu satın aldım. İlgilenenleriniz olursa diye, işbirliği falan değil bu arada. Buradan onu da söyleyeyim. Hani söylemek durumundayız sanıyorum.
bana hani hediye gelmişti. Bunu da ben satın aldım dediğim gibi, ama Instagram'ını şuralara bırakabilirim. Hani isterseniz bakabilirsiniz. Bence çok tatlı şeyler yapıyor ve desteklemekte fayda var diye düşünüyorum. Ben de dediğim gibi zaten çok beğendim. Bır 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 yine konuşasın var. Neyse ben kaçıyorum artık. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi mi ya? Saçımı açsam mı? Bilemedim. Ne yapsam? Neyse açmayacağım. Tamam, kapanışı yapıyorum. Ama kendisi aynı zamanda bir anahtarlık da koymuş ediyor olarak, yani ilk... Ay! Çok korktum! Joy ne oldu? Joy da korktu ya aşkım. Dar alanda kısa paslaşmalar. Allah Allah. Gel senle kapatalım. Gel. Ay gel. Gel oğlum. Neyse Joy gelmiyor. Ay çok korktum arkadaşlar.